Evet arkadaşlar, günaydın. Bugün ikinci ünitemizi işleyeceğiz. İkinci ünitemizde ulusal gelir ve refahın ölçümü kavramları üzerinde duracağız. Ulusal gelir dediğimiz zaman ekonomide belli bir dönemde daha önce tanımını yapmıştık bunu. Üretilmiş tüm nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatıyla değeri şeklinde söyleyebiliriz. Burada peki bu ulusal gelir ne işe yarayacak? Yani bilmek ne işe yarayacak? Bu hem devletin bir takım planlarını, programları yapması açısından, bütçesini belirlemesi açısından, uygulaması gereken politikaları hangi yönde geliştirmesi, değiştirmesi, güncellemesi gerektiğini belirlemesi açısından. Bunun yanı sıra o ülkedeki karar vericiler, yani tüketiciler, üreticiler, tasarruf edenler, yatırım yapanlar, bunlar kararlarını verirken ulusal gelirin hangi yönde değiştiğini, yani ülke büyüyor mu, ülke ihracatı ne durumda, vergiler ne durumda, bütçe ne durumda gibi bir takım verilere bakarlar ki bunların içerisinde en önemlilerinden birisi de gayri safi yurt içi hasıladır. Yani o ülke o dönemde ne kadar mal ve hizmet üretmiş. Şimdi gayri safi yurt içi hasıla kavramıyla konumuzu anlatmaya başlayalım. Bir ekonomide ülkenin sınırları içerisinde, hani kelime gayri safi yurt içi diyor ya, yurt içi. Yurt içi dediği için bir ülkenin sınırları içerisinde belli bir dönemde üretilen tüm tamamlanmış ya da nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine gayri safi yurt içi hasıla diyoruz. Yani o ülkede o dönemde ne kadar mal üretmiş, ne kadar televizyon üretilmiş, ne kadar ekmek üretilmiş, ne kadar elma, armut, buğday üretilmiş, ne kadar otomobil üretilmiş. Yani iğneden ipliğe ne kadar mal ve hizmet üretilmişse bunların değeri gayri safi yurt içi hasılayı verecektir. Gelelim gayri safi yurt içi hasılayının belirleyicisi, önemli unsurlara. Bir kere tüm aktiviteleri içermeli. Yani gayri safi yurt içi hasıla o ülke içerisinde gerçekleştirilen tüm üretim faaliyetlerini içermeli. Biraz önce söyledik. İkinci olarak üretilen mallar nihai mallar hesaba katılmalı ki çifte hesaplama olmasın. Biraz sonra örneğini vereceğiz. Yani biraz sonra bir ekmek üretimi ile ilgili bir örnek vereceğim. Hatta hemen yapalım onu. Örneğin ekmek üretimi. Burada geri dönüş yapacağız arkadaşlar. Neden nihai olmalı? Ona bakalım. Ekmeğin üretim sürecine baktığımız zaman nedir? Ekmeğin ham maddesi, çöreğin ham maddesi buğdaydır. Buğdaydan yapılmışsa o çörek buğdaydır. Yani ne oldu? Buğday toprağa ekildi ve buğday ürünü hasat edildi. Bir birim ekmek için gerekli buğday miktarı 21 kuruşmuş. 21 kuruş. Bakın daha önce böyle bir ürün yoktu. Ne yaptı çiftçi? Buğdayı ekti ve bir birim ekmek üretmek için gerekli olan buğdayı fırına, değirmene, un öğütülen, un yapılan değirmene 21 kuruşa sattı. Değirmen 21 kuruşa aldı bu buğdayı, un haline getirdi. Bu unun maliyeti 48 kuruş. Bu unun içerisinde ne de var? Buğdayın fiyatı da var arkadaşlar. Dolayısıyla değirmen ne yaptı? 21 kuruşa buğdayı aldı. Üstünde bir takım işlemler gerçekleştirdi ve bir birim ekmek üretebilmek için gerekli olan un 48 kuruşa mal olmuş oldu. Ne kadarlık bir katma değer yarattı? 27 kuruş. 48 eksi 21. 21'in üzerine 27 kuruşluk bir ilave üretim gerçekleştirdi. Daha sonra fırın, yani ekmeği pişirecek işletme bu unu satın aldı. Kaça aldı? 48 kuruşa satın aldı. 48 kuruşa satın aldı. Ve aldığı bu 48 kuruşluk unu bir takım işlemlerden geçirdi, hamur haline getirdi.
Hamurun fiyatı, şu anki fiyatı ne? 83 kuruş. Ama bu hamurun fiyatının içerisinde ne de var? Unun fiyatı da var. Yani ne yapmış oldu arkadaşlar? 83 eksi 48, 35 kuruşluk bir üretim gerçekleştirmiş oldu. Çünkü 83'ün içerisinde unun fiyatı da var. Daha sonra bu hamur ekmek haline dönüştürüldü ve ekmeğin fiyatı 125. Ekmeğin fiyatı 125. Yani fırıncı hamuru ekmek haline getirdi, işte pişirdi ve 125 kuruşa satışa çıkardı. Yani vitrinine koydu veya tezgahına koydu şeklinde söyleyebiliriz. Peki 125 kuruş derken ne kadarlık bir üretime katkı sağladı? 125-83, 42 kuruşluk bir katkı sağladı. Yani bu ekmeğin fiyatının içerisinde hamurun fiyatı da var. Hamurun içinde ne vardı? Unun fiyatı da vardı. Onun içinde ne vardı? Buğdayın da fiyatı vardı. Dolayısıyla geldiğimiz zaman ekmeğin fiyatının içerisinde ne olacak? Hamur da olacak. O durumda nedir arkadaşlar? Acaba gayri safi yurt içi hasıla hesaplamasına ben her aşamada fiyatı dahil etmeli miyim? Yani buğdayın fiyatını, unun, hamurun, ekmeğin. O durumda ne olacak? 277 birimlik bir üretim gerçekleşmiş olacak. Acaba doğru olan bu mudur? Yoksa her aşamada yapılan, üretime yapılan ilave mi bizim için önemlidir ki bakıyoruz? Buğday üretimi 21 kuruşa, unun üretiminde 27 kuruşluk bir katkı sağlanmış, hamurda 35 ve ekmek haline getirilmesinde 42 kuruşluk bir katkı sağlanmış. Yani toplamda baktığımızda aslında neyi görüyoruz? Ekmeğin fiyatını görüyoruz. Dolayısıyla biz gayri safi yurt içi hasıla hesaplamasına ekmeğin fiyatına, yani tamamlanmış nihai mal hangisi ise onun fiyatını yansıtmamız gerekir. Aksi takdirde eğer her aşamada her bir malın fiyatını koyarsam, ara malları kastediyorum, koyarsam 277 gibi bir sayı çıkıyor ki gerçekte aslında bu kadar üretim gerçekleşmedi. Gerçekleşen üretim nedir? Nihai malın fiyatıdır. Çünkü ekmeğin 125 kuruşluk ekmeğin fiyatının içinde hamurun fiyatı da var. Unun fiyatı da var, buğdayın fiyatı da var. Dolayısıyla ben sadece şu üretim sürecinde ekmeğin fiyatını yansıtırsam o zaman ne yapmış olurum arkadaşlar? Gerçek anlamda üretimi yansıtmış olurum. Üretimi. Ki doğrusu da budur. Doğrusu da nedir? Nihai, yani tamamlanmış artık kullanıma hazır mal hangisi ise onun fiyatının, onun değerinin gayri safi yurt içi hasıla hesaplamasına dahil edilmesidir. Evet. Şimdi geri dönelim. Nerede kaldık? Öbür türlü yapmış olsaydık çifte hesaplama olacaktı. 277 yazmam gerekirdi. Bu doğru olmaz. Bu gayri safi yurt içi hasılanın olduğundan daha yüksek çıkmasına sebep olur. Bu yanlış bir şeydir. Dolayısıyla buna dayanarak alınan kararlar yanlış kararlar olacaktır. Bu da maliyetlerin artmasına sebep olur. Diğer önemli bir kıstas unsur, o hesap dönemindeki üretilen mal ve hizmetlerin üretime gayri safi yurt içi hasıla hesaplamasına dahil edilmesi. O dönem içerisinde. Örneğin ben 2018'in gayri safi yurt içi hasılasını hesaplamak istiyorum. O zaman ne yapmalıyım? 2018 yılı içinde üretilmiş malları hesaplamaya dahil etmeliyim. Örneğin bir ev yapıldığını, bir konut yapıldığını düşünelim. 2014 yılında. 2014 yılında yapılan bu evin, konutun katkısı 2014'ün gayri safi yurt içi hasılasına dahil edilmiştir. Bu ev 2018'de başka birisi tarafından satın alınırsa, başka birisi yani el değiştirdi, evin sahibi başka birine sattı evi. Ha, bu bir ticari işlemdir. Burada evin fiyatı diyelim ki 2014'te, rastgele söylüyorum, 100 bin manattı.
2018'de bu 200 bin manata satıldı. Ha, o zaman ne yapacak? Burada ev 200 bin manata satıldı diye acaba bu 2018'in gayri safi yurt içi hasılasına dahil edilir mi? Hayır, edilmez. Neden? O ev 2014'te üretildi. 2014'ün gayri safi yurt içi hasılasına dahil edildi. Dolayısıyla başka herhangi bir yılda bu hesaplamaya dahil edilemez. Edilemez. Dolayısıyla kıstasımız ne? O yıl üretilmiş olması. Gelelim dördüncü kıstasa, ülkenin sınırları içerisinde üretilmiş olması. Bakın zaten terimimizin kavramımızın adı ne? Gayri safi yurt içi hasıla. Bu da ne demektir? Ülkenin sınırları içerisinde üretilmiş olması. Türkiye'nin sınırları içerisinde üretilmişse Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasına dahil edilir. Azerbaycan'ın sınırları içerisinde üretilmişse Azerbaycan'ın gayri safi yurt içi hasılasına bu bu üretimin dahil edilmesi gerekir. Ve gayri safi yurt içi hasıla belli bir dönem için, bu da genellikle bir yıl için hesaplanır. Ama günümüze baktığımız zaman verilerin elde edilmesi daha kolay olduğu için, verilerin elde edilmesi daha sağlıklı, işlenmesi daha kolay olduğu için işte çeyrek dediğimiz 3 aylık ya da aylık verilerde hesaplanabilmekte arkadaşlar. Şimdi gelelim gayri safi yurt içi hasılasının hesaplanma yöntemlerine. Gayri safi yurt içi hasıla 3 yöntemle hesaplanır. Üretim yöntemi, gelir yöntemi ve harcama yöntemi olmak üzere. Üretim yöntemine göre hesaplamada, hesaplamayı yapan kurum, Türkiye'de TÜİK dediğimiz Türkiye İstatistik Kurumu'dur. Bu yapar. Ne yapar? Her üretim kolundan üretim verilerini alır. Ne kadar televizyon üretilmiş, ne kadar üretim otomobil üretilmiş, ne kadar işte masa, sandalye, buğday, elma, armut, yani o ülkede her bir üründen ne kadar üretilmiş? Bunların bilgisi alınır. Nereden alınır? Üretim temsilcilerinden, sanayi odalarından, ticaret odalarından veyahut bu verilerin kaynakları bellidir, oralardan bu veriler alınır. Artık bu bir otomasyona dökülmüştür. Artık yapılan her türlü işlem kayıt altında. Dolayısıyla 10 tane otomobil kaç lira yapar? 10 tane üretildiğini varsayalım o dönem. 10 otomobil kaç liradır? İşte 100 televizyon üretildiğini varsayalım o dönemde. Ne kadar televizyon üretilmiş değerine, ne kadar yumurta üretilmiş değerine, ne kadar masa üretilmiş değerine ne yaptık? Alta alta yazdık. Otomobil şu kadar üretilmiş. TL olarak veyahut hangi ülkeninse o ülkenin para birimi olarak. İşte televizyon üretildi şu kadar. Alt alta yazıp topladığımızda bütün üretilmiş mal ve hizmetler için bunu alt alta yazıp topladığımızda neye ulaşacağız? Üretim yöntemiyle gayri safi yurt içi hasıla hesaplamasını gerçekleştirmiş olacağız arkadaşlar. Gelir yöntemiyle hesaplanır. Nasıl hesaplanır? O dönemde o ülke içerisinde ne tür gelirler elde edilmiştir? Nedir bu gelirler? İşte işçilerin gelirleri. Yani emek sahibinin geliri, ücret, işletmelerin gelirleri, karları, sermaye sahiplerinin gelirleri, faiz, toprak sahiplerinin gelirleri, rant, amortisman, yani sermayeye yapılan ilaveler, artı dolaylı vergiler, eksi sübvansiyonlar dediğimizde şu hesaplama, şurada gördüğümüz gibi gayri safi yurt içi hesaplaması gelir yöntemiyle gerçekleştirilmiş gayri safi yurt içi hasıla olarak karşımıza çıkar ki buna zaman zaman milli gelir şeklinde de ifade edilir. Gelelim harcama yöntemiyle gayri safi yurt içi hasıla hesaplamasına. Diğer bir yöntem de bu. Bu şekilde de hesaplanabilir. Ne gibi harcamalar vardır? 1. Tüketim harcaması. C ile gösteriyoruz. Başka ne harcamalar var? Yatırım harcaması. Başka? Devletin yaptığı harcamalar. Başka? Uluslararası anlamında ihracat, ithalat, yani dış ticaret sürecinde yapılan
harcamalar olarak düşündüğümüzde tüketim harcaması artı yatırım harcaması artı kamu harcamaları, yani devletin gerçekleştirmiş olduğu harcamalar artı dış harcamalar, uluslararası harcamalar. Bunları topladığımızda da harcama yöntemiyle gayri safi yurt içi hasılası hesaplamasını gerçekleştirmiş oluruz arkadaşlar. Gelelim gayri safi yurt içi hasıla ve gayri safi milli hasıla kavramlarına. Gayri safi yurt içi hasıla dediğimiz zaman arkadaşlar ne demiştik? O ülkenin sınırları içerisinde üretilmesi demektir. Yani belirleyici nedir? Sınırdır. Gayri safi milli hasıla dediğimizde bakın orada da milli, yani ulusal kelimesi geçmekte. Bu ne demektir? O ülkenin milliyetinde olan, o ülkenin vatandaşlarının gerçekleştirmiş olduğu üretim demektir bu. Gayri safi milli hasıla için söylüyorum. Diyelim ki Azerbaycan'daki bir iş adamı geldi Türkiye'de yatırım yaptı. Yaptığı yatırım sonucunda üretim gerçekleştirdi ve bu üretim sonucunda oluşan katma değer ne olacaktır? Bu Azerbaycan şirketinin faaliyeti olduğu için Azerbaycan'ın gayri safi milli hasılasına dahil edilecektir arkadaşlar. Şimdi burada önemli konu, acaba gayri safi milli hasıla, gayri safi yurt içi hasıla nasıl farklılaşır? Baktığımız zaman burada arasındaki fark aslında nedir? Net faktör geliridir. Net faktör gelirleri de yerli üretim faktörlerine yurt dışından yapılan ödemelerdir. Faktör gelirleri yerli üretim faktörlerine yurt dışından yapılan ödemelere net faktör gelir diyoruz. Örneğin bizim bir Türkiye'den bir işçi ne yaptı? Gitti Almanya'da çalıştı. Sonra tekrar döndü geldi. Orada elde etmiş olduğu gelir bir faktör geliridir. Türkiye'nin net faktör geliridir. Biz bir işte Türkiye'den bir firma gitti başka bir ülkede yatırım yaptı ve oradan karını aldı, ülkeye getirdi. Yani o ülkede yaratmış olduğu katma değeri aldı, Türkiye'ye getirdi. İşte bu Türkiye'nin net faktör geliridir. Bir de net faktör gideri olacak. Yani tersi olacak. Bu ne demektir? Yurt dışındaki bir takım üretim faktörlerine yurt içinden yapılan ödemelerdir. Ne yaptınız? Yurt dışından işçi getirdiniz, ülkede çalıştırdınız. Onlara ödeme yaptınız, onlar aldı, götürdüler. Yurt dışından firma geldi, bizim ülkemizde yatırım yaptı. Ne yaptı sonra? Yaratmış olduğu katma değeri, yani ilaveyi aldı, ülkesine götürdü. Bu da bizim nedir? Net faktör giderimizdir. İkisini karşılaştırdığımızda, eğer net faktör geliriyle net faktör gideri birbirine eşit olursa, yani ülkeye giren bu net faktör gelirleri ve giderleri anlamında birbirine bir denklik varsa, o zaman gayri safi milli hasılayla gayri safi yurt içi hasıla birbirine eşit olacaktır. Ama ülkemize gelen gidenden fazlaysa, o zaman ne olacaktır arkadaşlar? Milli gayri safi milli hasıla yurt içi hasıladan daha büyük olacaktır. Tersine ülkemizde giden, ülkemizden yurt dışına çıkan gelenden daha fazlaysa, o durumda gayri safi yurt içi hasıla gayri safi milli hasıladan daha fazla olacaktır şeklinde söyleyebiliriz. Diğer ulusal gelirler nelerdir? Onlardan bahsedelim. Gayri safi yurt içi hasıla dediğimizde, gayri safi ne demektir? Brüt demektir. Brüt. Brüt. Ha, şimdi burada anlaşılacak. Safi milli yurt içi hasıla nedir? Safi yurt içi, yani net, safiden kasıt net. Yurt içi hasıla dediğimizde de ne yapmamız gerekir? Gayri safi yurt içi hasıladan amortismanları çıkarmamız gerekir. Ne demektir amortismanlar? Amortisman sermaye mallarının yıpranma payıdır. Yani makine teçhizatı kullandık, kullanım sürecinde yıprandı, eskidi. İşte buna amortisman diyoruz arkadaşlar, amortisman. Bu makine, rastgele söyleyeyim, işte şu kadar yıprandı, işte 200 liralık yıprandı.
O zaman ne yapmamız lazım? Gayri safi milli hasılayı bulabilmemiz için gayri safi yurt içi hasıla eksi 200 dememiz lazım. E tabii ki o ekonomideki bütün makine teçhizatı düşündüğümüz zaman bir sürü fabrika var, birçok makine teçhizat var. Tabii bu da büyük rakamlar olacaktır. Safi milli hasıla ise gayri safi milli hasıladan amortismanların çıkarılmasıyla elde edilen değerdir. Peki milli gelir nedir? Biraz önce bahsettim. Gelir yöntemiyle gayri safi yurt içi hasıla hesaplamasında söylemiştim. Milli gelir safi milli hasıladan dolaylı vergilerin çıkarılması ve sübvansiyonların eklenmesiyle elde edilen değerdir, kavramdır. Ne yaptık? Safi milli hasıladan dolaylı vergileri çıkardık. Elde ettiğimiz bu değere sübvansiyonları da eklediğimizde ne olacaktır? Milli gelir hesaplamış olacağız. Peki dolaylı vergiler nelerdir? Kısaca ondan da bahsedelim. Dolaylı vergi, diğer adı da vasıtalı vergidir. Vasıtalı vergidir. Ne demektir? Ben örneğin işte yoldaki herhangi bir marketten, dükkandan, bakkaldan neyse bir tane sakız aldım. Veya bir tane çörek aldım. Şimdi bu çöreğe ödediğim fiyatın içerisinde vergi de var mıdır? Vergi var mıdır bu fiyatın içerisinde arkadaşlar? Gittiniz marketten çörek aldınız. Parasını verdiniz, pulunu çıktınız. Bunun içinde vergi var mı? Var. Var. Tabii ki var. Tabii ki vergi var. Ha, şimdi ben bu vergiyi kime ödeyeceğim? Nasıl ödeyeceğim? Ha, bakın içinde vergi var dedik. Sizin aslında o vergi sizin verginiz. Sizin yerinize o işletmenin sahibi, o marketin sahibi vergiyi aldı sizden. Örneğin çörek 100 kuruş verdiniz. Örneğin 100 kuruş verdiniz. Bunun içerisinden 20 kuruşu da vergi. Aslında vergiye çıktığımızda normalde o ürünün fiyatı 80 kuruş olacaktı. Ama 20 de vergisi var, 20 kuruş da 100 kuruş. O zaman ne olacak? Market işte. O zaman ben market olmasaydı vergimi nasıl ödeyecektim? Bir çörek aldım, hadi koşayım vergi dairesine vergi ödeyeyim. Bir tane sakız aldım, hadi koşayım vergi dairesine vergimi ödeyeyim. Böyle olmaz çünkü çok sayıda işlem var. Bunu ne yaptı? Devlet işletmeleri, firmalara böyle bir görev yüklemiş. Demişler ki bu tür harcamalardan vergileri siz toplayacaksınız. Topladığınız bu vergileri de bana getirip vereceksiniz. Bu firmalar kurulurken bunu kabul ederler. Dolayısıyla o ay bütün satışlarını yaptı örneğin firma. İşte baktı belgelerine, muhasebe kayıtlarına şu kadar vergi toplamış. Bunu beyannameye yazdı. Ben işte 2009 Mart ayında şu kadar vergi, dolaylı vergi topladım. İşte bunu beyan ediyorum. Al, bu da vergi. Götürdü, yatırdı. Beyanname ile birlikte. Bakın burada tamamen sizin olan bir vergi birisi tarafından ödendi. Vasıta kimdir burada? İşletmedir, firmadır. Aslında vergi sizin. Vergiyi sizin adınıza işletme topladı. Binlerce, milyonlarca insandan vergileri topladı. O topladığı o bin milyonlarca insanın vergisini götürüp devlete verdi. Aracı kim? O vergi, o marketin vergisi midir? Hayır, değil. Ama ne yaptı? Aracılık yaptı. Vasıtalık yaptı. Yani vergi dolaylı yoldan devlete ödendi. Buna dolaylı vergi diyoruz. Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi gibi vergiler, yani tüketimden alınan vergiler dolaylı vergilerdir. Bir de insanların kendi gelirlerinden, işte çalıştım, bir ücret geliri elde ettim. Bundan alınan vergi, yani gerçek kişilerden alınan vergi. Ya da firma ürünlerini sattı, kar elde etti. Elde ettiği kardan da vergi vermek zorunda. Kurumlar vergisi gibi, gelir vergisi gibi vergiler de gelir vergisidir. Daha doğrusu dolaysız vergidir ya da vasıtasız vergidir şeklinde tanımlayabiliriz. Evet, bakın milli geliri başka şu şekilde de söyleyebiliriz. Ücret gelir midir? Evet.
Kar gelir midir? Evet. Faiz gelir midir? Evet. Rant gelir midir? Evet. Bunları topladığımızda elde ettiğimiz kavram, değer, milli gelir olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Başka kavramlarımız da var gelirle ilgili. Nominal ve reel gayri safi yurt içi hasıla. Nominal gayri safi yurt içi hasıla o yılın fiyatlarıyla hesaplanmış gayri safi yurt içi hasıladır. Yani o yıl otomobil, diyelim ki o 2018'in nominal, yani cari, nominalle cari aynı anlama gelir arkadaşlar. Cari yurt içi hasıla hesaplarken ne yapılır? Şu yapılır. O yıl ne kadar, 2018'de ne kadar otomobil üretilmiş? 10 tane. Peki otomobilin 2018'deki fiyatı nedir? 100 manat. Rastgele söylüyorum. O zaman otomobil üretimi sonucunda cari gayri safi yurt içi hasılaya yansıma ne olacaktır? 10 çarpı 100, 1000 manat olacaktır. Yani o yılın üretimi ve o yılın fiyatı. Ya 2018 ise 2018'in üretimi ve 2018'deki o malların fiyatlarıyla hesaplanmışsa gayri safi yurt içi hasıla buna nominal ya da cari gayri safi yurt içi hasıla diyoruz arkadaşlar. Reel gayri safi yurt içi hasıla ise diyelim ki o 2018'in üretimi, ancak bazı bir yıl tespit edilir ya da hareket edeceğimiz, bizim temel aldığımız, fiyatın temel aldığımız bir yıl. Örneğin 2000 yılı. Ne yaptık? 2018'in üretimini 2000 yılının fiyatıyla çarptık. Örneğin ne yaptık? Otomobil. 2018 yılında, biraz önceki örneği söyleyelim. Otomobil 10 adet üretilmiş. 10 tane otomobil üretilmiş. Ben bu 2018'deki üretimi 2000 yılının fiyatıyla çarparsam, diyelim ki 2010 yılında da otomobilin fiyatı 70 manattı. O zaman 2018 yılının reel gayri safi yurt içi hasılasını bulurken ne yapıyoruz? 2018 yılının üretimi çarpı hangi yıl baz alınmışsa, biz örnek olarak 2000'i verdik. 2018 yılının üretimi çarpı 2000 yılının fiyatı. Peki bu niye yapılıyor? Bu enflasyondan arındırmak için, gerçek anlamda üretimi bulmak için yapılır. Eğer ben her yılın üretimini sabit yıl olan ya da baz yıl olan ya da temel aldığımız yıl olan, örneğimizde 2000 demiştik, herhangi bir yıl da olabilirdi, 2000 yılının fiyatıyla çarparsam 2001, 2002, 2003, 18'e kadar öncesini de, yani 99, 98 öncesini de 2000 yılının fiyatlarıyla çarparsam, o zaman ne olmuş oldu? Fiyatları sabitledim. Yani fiyat değişimi yok. O zaman gerçek anlamda derim ki ülkede üretim artmıştır ya da ülkede üretim azalmıştır şeklinde yorumlayabilirim. Örneğin şöyle bir örnek verelim. Örneğin 2018 yılının cari, nominal, gayri safi yurt içi hasılası diyelim ki 100 milyar lira oldu. 100 milyar lira. 110 milyar lira olsun. 110 milyar lira. Geçtiğimiz sene 100 milyar liraydı. Yani 2017'de de 100 milyar liraydı. Bakıyoruz ne güzel artmış. Bakın 100'den 110'a çıkmış. Acaba gerçekten öyle mi? Bakın cari neydi? O yılın fiyatlarıyla. 2018'in üretimi 2018'in fiyatlarıyla. 2017'nin üretimi 2017 fiyatlarıyla. Dolayısıyla eğer 2018 yılında %10 da enflasyon olmuşsa, ne oldu? Fiyatlar artmış. Bakıyorum %10 enflasyon var. Cari gayri safi yurt içi hasılalara bakıyorum. O yıldan bu yıla 100-110 olmuş. Yani 10 milyar artmış. Diyorum ki tamam, bir 10 milyarlık artış var. Ama bu artış enflasyondan kaynaklanan bir artış. %10 enflasyon olmuş. Bu ne demek? Fiyatlar %10 artmış. Bu da ben o yılın fiyatlarıyla çarptığım için o yılın milli hasılasının da yüksek çıkmasına sebep olacaktır. O yüzden bu yanılsamayı ortadan kaldırmak için de ne yapılır? Sabitleme yapılır. Yani fiyat sabitlemesi yapılır. Herhangi bir yılın fiyatı alınır. Hangi yıl üretilmişse üretilsin, o baz alınan
sabit alınan yılın fiyatıyla çarpılmalıdır arkadaşlar. Buna da reel gayri safi yurt içi hasıla diyoruz. Ekonomik büyümeye bakalım. Ekonomik büyümeyi nasıl tespit edeceğiz peki? Ekonomik büyümede reel gayri safi yurt içi hasılaya bakacağız arkadaşlar. Bir yıldan bir yıla üretimde meydana gelen artış ya da o ülkenin üretim gücünde meydana gelen artış büyüme olarak nitelendirilir. Burada baktığımızda örneğin T yılındaki büyümeyi hesaplayacağız. T yılındaki. Bu büyümeyi hesaplayabilmemiz için T yılındaki gayri safi yurt içi hasıla eksi T eksi 1 yılındaki gayri safi yurt içi hasıla bölü T eksi 1 yılındaki gayri safi yurt içi hasıla. Örneğin altta da örnek var. Ben 2011 yılının büyümesini hesaplamak istiyorum. O zaman ne yapacağım? T yılı için 2011 yazacağım. 2011'in gayri safi yurt içi hasıla T eksi 1 ne olacak o zaman? 2011 eksi 1 2010. 2010 yılın gayri safi yurt içi hasılası bölü 2010 yılın gayri safi yurt içi hasılası çarpı 100. Bakın örnekte diyor ki 2010 yılında Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 105.8 olmuş. 2011 yılında ise bu değer 114.8'e yükselmiş. Bu durumda Türkiye'nin 2011 yılı büyüme değeri nedir? Ne yapacağız? T yılı bizim için 2011 olduğu için ne yapıyoruz? 2011'in gayri safi yurt içi hasılası. Evet hocam sizi dinliyoruz. Evet. 2011 yılının gayri safi yurt içi hasılası 114.8'di. Eksi 2010 yılının gayri safi yurt içi hasılası 105.8 bölü 2010 yılının gayri safi yurt içi hasılası 105.8 ve sonuçta ne bulduk? Büyüme %8,49 olarak karşımıza çıktı. Ha ne demi? O zaman nedir? 2011 yılında ekonomi %8,5 büyümüş şeklinde söyleyebiliriz. Deflatör de aslında o ülkedeki fiyat değişmelerini gösterir şeklinde geçen hafta söylemiştik hatırlarsanız. Deflatör bir fiyat indeksidir. O yıldaki fiyatların gelişimini bize gösterir. Orada hesaplamada reel ve cari gayri safi yurt içi hasılalara bakmamız gerekir. Ne yapmamız gerekir? Nominal gayri safi yurt içi hasıla bölü reel gayri safi yurt içi hasıla çarpı 100 bize neyi verecektir? GS gayri safi yurt içi hasıla deflatörünü verecektir arkadaşlar. Şimdi bakalım bir hesaplama yapalım. Bir örneğimiz var. Gördüğünüz gibi televizyon üretimi, fındık üretimi. Burada televizyonun fiyatı, burada da fındığın fiyatı yer alıyor arkadaşlar. 2009 yılındaki gelişmeler 2010, 2011 ve 2012. Şimdi öncelikle bu her bir yılın nominal gayri safi yurt içi hasılasını hesaplayalım. Bunun için nominal hesaplamak için ne yapacağız? Televizyon üretimi çarpı televizyonun fiyatı artı fındık üretimi çarpı fındığın fiyatı. Şöyle parantez içine alabiliriz bunları. Parantez içine aldık. Sonra bunu yan yana topladığımda neyi bulacağım? 2009 yılının nominal gayri safi yurt içi hasılasını bulacağım. Bunu her yıl için yaparsam 2010 yılında televizyon 1100 adet üretilmiş, fiyat 1020 artı fındık 6,5 ton üretilmiş çarpı kilogram fiyatı 7,5 topladığımda da bu iki mal için yapılmış. Ama ne? Yüzlerce, binlerce mal var. Bunların her biri için bu yapılmalı. Bakın televizyon için yaptık. Fındık için yaptık. Buğday, elma, masa, sandalye, otomobil. Her biri için bunu yapacağız.
parantez içindeki işlemleri yaptıktan sonra bunları birbiriyle toplarsak nominal gayri safi yurt içi hasılayı buluruz ki bakın burada yapılmış örneğimizde. Örneğin 2009'un gayri safi yurt içi hasılası. Bakın ne? 2009'un fiyatı 2009'un üretimi. 2009'un fiyatı 2009'un üretimi. Ne bulundu? İki mal olduğu için fındık ve televizyon iki mal olduğu için topladık 1 milyon 42 bin lira. Bunu aynısını 2010 için de yaptık. Bakın 2010'un üretimi 2010'un fiyatı televizyon için. 2010'un üretimi 2010'un fiyatı fındık için. O yılın fiyatı o yılın üretimi çarptık. Bakın her biri için değerleri bulduk. İşte bu iki mal için yapılmıştı. Binlerce mal için de bunu yapıp böyle topladığımızda ulaştığımız değer işte 2009'un gayri safi yurt içi hasılası şu. 2010'un gayri safi yurt içi hasılası bu. 2011'in 2012'nin gayri safi yurt içi hasılası budur şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi bir de reel hesaplayalım. Reelde de ne demiştik? Sabit bir yıl varsayacağız. Sabit yılımız nedir? Buradaki örneğimizde 2010. Yani ben 2009'un üretimi de olsa neyle çarpacağım? 2010'la. 2010'un üretimi de olsa yine 2010'la. Burada bir şunu 2011 yapalım. Burada bir hata olmuş arkadaşlar. Şunu 2011 yaptık. 2010'un 11'in üretimi 2011'in üretimi çarpı hep bakın ne? 2010'un fiyatı. Çünkü biz 2010'un fiyatını baz aldık. Sabit aldık. Aynı şeyi fındık için de yapacağız. 2010 şuna 2011 dedik arkadaşlar. Şurada hata olmuş. 2011 ve hesapladık. Bu artık enflasyondan arındırılmış, fiyat artışlarından arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla olarak karşımıza çıkıyor ki bakın neden enflasyondan arındırılmış? Hep 2010'un fiyatını aldığımız için. Bakın hep 2010'un fiyatını aldığımız için enflasyondan yani fiyat artışlarından arındırılmış. Bakıyoruz. Örneğin bir öncekine bakıyoruz. Bir sonrakine. Bakın 2009'un fiyatlarıyla 2009'un reel gayri safi milli hasılası 1 milyon 65 iken nominaline bakıyoruz 1 milyon 42 bin. Geliyoruz 2010 bakın 2010'un eşit. Neden? 2010 bizim baz yılımız. Dolayısıyla 2010 yılındaki hesaplamanın reeli de nominali de birbirine eşit olur. Çünkü biz 2010 yılının fiyatını baz almıştık. Ve bu şekilde karşılaştırma yapabiliriz. O zaman nominali biliyorsam, gayri safi reali de biliyorsam deflatörü hesaplayabilirim. Deflatörü de nasıl hesaplıyorduk? Nominal gayri safi yurt içi hasıla bölü reel gayri safi yurt içi hasıla. 2009 için ne yaptık? Nominali reele böldük. Baktık 97,84 çıktı. 2010'u hesapladık 100 çıktı çünkü 2010'un nominali de reeli de birbirine eşit olduğu için birbirine böldüğümüzde 1 çıkacak, yüzle de çarptığımızda 100 indeks değeri çıkacak. 2011'e bakıyoruz. Yaptık nominalini reele böldük 103 çıktı. 2012'de 108 çıktı. Görüyoruz ki fiyat indeksi 2010'dan sonra artmış. 103, 108. Bu ne demektir? Enflasyon olmuş demektir. Ne kadar enflasyon olmuş? Onun enflasyon hesaplamasını da birazdan yapacağız ama burada görüyoruz. Bakın 2000 yılından 2011 yılına indeks değeri 3,75 artmış. Ha bu demektir ki 2011 yılında %3,75 enflasyon olmuş demektir. 2012'ye bakıyoruz. 2010 yılına göre 2012'de indeks değeri 8,76 artmış. Yani 108,76 olmuş. Ha bu ne demektir? Enflasyon 8,76 olmuş şeklinde yorumlayabiliriz. Tabii 2009'un değeri endeksi değeri düşük çıktı. Çünkü 2010 yılını baz aldık. Ha bu da neyi gösteriyor? 2009'dan 2010'a fiyatların arttığını gösteriyor. Bakın 97,84'ten
yüze çıkmış. Orada da enflasyonun olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Burada da tablomuzda biraz önceki hesaplamaları tablo haline getirdiğimizde bakın fiyatın sürekli arttığını, fiyatların enflasyonun sürekli oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Peki gayri safi yurt içi hasıla her şeyi ölçer mi? Tabii ki ölçemez. O ülkedeki kayıt dışı ekonomi varsa bunu ölçemez. O ülkede yasa dışı işlemler, onların da ticari boyutu vardır. Onları da ölçemez. Yani kaçakçılık. Kaçakçılık yasaktır. Dolayısıyla kayıt dışıdır. Yani bu zaten kayıt görebiliyorsan zaten yakalayacaksın. Bu suç işliyor çünkü. Dolayısıyla bu gibi işlemler gayri safi yurt içi hasılasına dahil edilmez. Bir de gerçekten suç olan işlemler vardır. Hani televizyon kaçakçılığı yapabilirsiniz. İşte elektronik eşya kaçakçılığı yapabilirsiniz. Yiyecek kaçakçılığı yapabilirsiniz. Bu kaçakçılık olmasından dolayı suçtur. Ha bir de uyuşturucu gibi. Bu tür zaten yasak olan bir takım maddelerin zaten üretilmesi bile suç olan bir takım maddelerin alınıp satılmasıdır ki burada da bir ticaret durumu söz konusudur. Bunlar da üretime dahil edilmez. Ben bir çörek sattım, fiş kesmedim. Herhangi bir kaydı yok. Ha, bu da kayıt dışıdır. Benzin sattım, fişini kesmedim veyahut kayıt altına almadım. Bu da kayıt dışıdır. Yasak mıdır ekmek satmak? Hayır. Benzin satmak yasak mıdır? Hayır. Ama kaydedilmemiş. Satıldığı görülmüyor. O zaman bu da kayıt dışıdır ve gayri safi yurt içi hasılada da bunu göremeyiz. Kayıt dışı ne kadar yüksekse o kadar gayri safi yurt içi hasılada düşük çıkacaktır. Örneğin desek ki Türkiye'de gerçekleştirilen üretimin %50'si kayıt dışıdır. İşte kayıt dışı önemli bir problemdir. Kayıt dışı bu faaliyetlerin kayıt içine alınması lazım. Bunun için tedbirler uygulanmalı. Ha bu tabii ki politika. Bu yapılmalı. O zaman ne diyoruz? %50 kayıt dışıysa o zaman Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası %50 düşük çıkıyor demektir. Bakın buradaki kayıt dışıdan kastımız ülke içerisinde satılması alınması yasal olan şeylerden ancak kaydedilmeyen şeylerden bahsediyoruz. Yoksa kaçakçılıktan bahsetmiyoruz. Tamam mı? Kaçakçılık zaten ayrı bir olay. O zaten kayıt altına alınma gibi bir durumu söz konusu değil ki yasak zaten suç. Dolayısıyla eğer kayıt dışı %50 ise o zaman diyelim ki Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 100 milyar dolar örneğin. %50 de kayıt dışında olduğuna göre aslında normalde Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 150 milyar dolar olması lazım. Neden? Yarısı kayıt altına alınamamış. Değil mi? Tabii bu hesaplamayı düzgün yapmak lazım. Ben rastgele söyledim. Rastgele söyledim arkadaşlar. Evet. Başka piyasa dışı aktiviteler. Ne demektir? İşte evinizde yemek pişiriyorsunuz örneğin. Ha. Dışarıda da yiyebilirdiniz. Aynı yemeği dışarıda yiyebilirdiniz. Yüksek para verirdiniz. Ama genelde nedir? Evde pişirilir, evde yapılır. İşte annelerimizin yaptığı bu yemek pişirme, evi temizleme. Yani birine para ödemiyorsunuz. Kendinize de para ödemiyorsunuz. Ama bu birine yaptırılmış olsaydı, evin temizliği birine yaptırılmış olsaydı, evdeki yemek birine yaptırılmış olsaydı bir katma değer yaratılacaktı ve kayıt altına alınması gerekirdi ve bu gayri safi yurt içi hasıla hesaplamasına dahil edilirdi. Birine yaptırılmış olsaydı, ücretle birine yaptırılmış olsaydı. Ama biz yemeğimizi kendimiz, temizliğimizi kendimiz yaptığımız için kimseye para ödemiyoruz. Ama bu da bir aktivite. Aslında birine yaptırılırsa aslında bir hizmet. Üretime dahil edilmesi lazım. Ama kendimiz yaptığımız için yapıyoruz. Evimizin tamiratı. Evimizi boyadık. Evde basit bir alet edevatla makine teçhizat tamir ettik. Normalde işte bulaşık makinesi bozuldu. Biraz anlıyorum yaptım. Kimseye para ödemedim. Ama bunu bir servis elemanı çağırsaydım, yapsaydı bizden para alacaktı. Dolayısıyla evimde benim yaptığım bu tür işlerde gayri safi yurt içi hasıla hesaplamalarına dahil edilmez. Başka ürünlerin kalitelerinde meydana gelen gelişmeleri de gayri safi yurt içi hasılasına dahil edemeyiz. Çünkü bunu bir
ölçeklendirmemiz mümkün değil. İşte 2000 yılındaki bilgisayarları düşünelim, bugünkü bilgisayarları düşünelim, kat kat kaliteli, kat kat kapasiteli, ama bakıyorsunuz 2000 yılında fiyatı daha yüksek. Yani gayri safi yurt içi hasılaya daha büyük yansımış. Örneğin 1000 dolar. Bakıyorsunuz kocaman, özelliği çok az. Ama bugünkü bilgisayarla bakıyoruz. Bugün cep telefonlarıyla yapabildiğimiz birçok şeyi 2000 yılında veya 90 yıllarında koca koca bilgisayarlarla yapmanız mümkün değil. Dolayısıyla bakın, bir kalitelenme, bir gelişme, bir ilerleme söz konusu. Bakıyorsunuz o zaman bilgisayar 1000 dolar ama bugün ondan daha kalitelisini 500 dolara alabiliyorsunuz. Ha, bakın bir kalite gelişimi var ama bunu gayri safi yurt içi hasılaya dahil edemiyoruz. Çevreye verilen zararlar. Bu da bir maliyettir. Bunlar da gayri safi yurt içi hasılasına dahil edilemez. Ülkelerin refah ölçütü, diyelim ki Azerbaycan'ın gayri safi yurt içi hasılası 100 milyar dolar. Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 100 milyar dolar. Ha, bu iki ülkede refah aynıdır diyebilir miyiz? Bakın da ikisi de aynı üretmiş. Belki diyebiliriz. Bunu diyebilmemiz için o ülkedeki nüfusa da bakmamız lazım. Türkiye'de 100 insan var, 100 insan. Azerbaycan'da 10 insan var. Türkiye'de bu kadar üretim 100 kişiyle gerçekleştirilmiş, Azerbaycan'da aynı üretim 10 kişiyle gerçekleştirilmiş. Dolayısıyla gelirleri paylaştıklarında Azerbaycan'daki insanlar daha yüksek gelir elde edecekler. Gelirden daha büyük pay alacaklar. Dolayısıyla refahları daha yüksek olacaktır. Ki dünyaya baktığımızda genellikle gelişmiş, kalkınmış refah ülkeleri de gayri safi kişi başına gayri safi yurt içi hasıla çok yüksektir. Kişi başına gayri safi yurt içi hasılayı nasıl buluruz? Gayri safi yurt içi hasıla bölü nüfus. Örneğin biraz önce 100 milyar dolar dedik Türkiye'de örnek verirken. Bunu 100'e bölersem örneğin ne kadar nüfus var? 100. 100. 100 milyar dolar bölü 100, 1 milyar dolar. Ne kadar güzel ya, her yıl insanların 1 milyar dolar kişi başına gelir elde etmesi mükemmel bir şey olurdu. Tabii ki örneklerde böyle abuk subuk şeyler ortaya çıkabiliyor. Genellikle kişi başına gelir hesaplamaları uluslararasına baktığımızda dolar cinsinden yapılıyor ki ülkeler arasında bir karşılaştırma yapılabilsin. Saatimiz 11 oluyor. Şu nominal ve reel döviz kurlarından bahsedelim. Bitirelim arkadaşlar. Nominal döviz kuru gazetelerden, televizyondan, internetten öğrendiğimiz döviz kurudur. Der ki işte 1 euro şu kadar manat. 1 euro şu kadar TL. Tersi de olabilir. 1 TL şu kadar euro. 1 manat şu kadar euro şeklinde. Türkiye'de 1 dolar bu sabah 5.88'di galiba. 5.88. Yani 1 dolarla 5.8 TL alabiliyorsunuz. Buna nominal döviz kuru diyoruz. Nominal döviz kuru. Reel döviz kuru ise fiyat düzeyleri de karşılaştırılarak, ülkeler arasındaki fiyat farkları da karşılaştırılarak elde edilmiş döviz kurudur. Bunun içinde ne yapıyoruz? Reel döviz kuru eşittir nominal döviz kuru, yani biraz önce bahsettiğimiz döviz kuru çarpı yurt dışı fiyat düzeyi endeks, yurt içi fiyat düzeyi, yurt içi fiyat indeksi. Birbirine bölüp nominal döviz kuru ile çarptığımızda elde edeceğimiz değer reel döviz kuru olacaktır arkadaşlar. Reel döviz kuru şu anlamda önemlidir. Ülkeler arasında gerçek anlamda dövizin değerini bulmaya çalışırız. Yani bir yerde o dövizle ne alabiliriz? O ülkede o kadar parayla neler alınabiliyor? Aslında o ülkedeki alım gücünü ortaya koyacaktır. Yani 10 dolarla Türkiye'de neler alabilirsiniz? Azerbaycan'da neler alabilirsiniz? Almanya'da, Amerika'da, İngiltere'de neler alabilirsiniz? Bu o ülkelerdeki satın alma gücünü ortaya çıkaracaktır. O zaman da karşımıza satın alma gücü paritesi dediğimiz bir kavram çıkıyor. Bakın burada bir örnek var. Örneğin
Türkiye'de 2012 yılı için söyleniyor. Bir porsiyon dönerin fiyatı 10 TL. Bu bir örnek arkadaşlar, 10 TL. Aynı dönerin Almanya'daki değeri ise 20 euro. Ha, 20 euro. Aynı döner. Şimdi bakıyoruz. Türkiye'de diyelim ki euro 2 lira olsun. Euro'nun kuru 2 lira. Bu durumda Almanya'da dönerin fiyatı TL cinsinden ne olacak arkadaşlar? 20 euroydu ya. TL'de 2 lira olduğuna göre, euro'da 2 lira olduğuna göre Almanya'da dönerin fiyatı nedir? 40 lira. 40 lira değil mi arkadaşlar? Ha. Türkiye'de 10 lira olan döner Almanya'da 40 lira. Bu ne demektir? Almanya'da satın alma gücünün Türkiye'ye göre daha düşük olduğunu görüyoruz. Türkiye'de satın alma gücü biraz daha fazla. Yani aynı parayla daha çok şey alabiliyorsunuz. O anlamda söylüyorum. Dolayısıyla Almanya Türkiye'ye göre 4 kat daha pahalı, fiyat daha yüksek şeklinde söyleyebiliriz. Ya da tersini söyleyebiliriz. Almanya'da aldığınız herhangi bir ürünü Türkiye'de 1/4 fiyatına satın alabilirsiniz. Satın alma gücü Türkiye'de daha yüksek. O zaman Almanya'nın diyelim ki kişi başına geliri 40 bin dolar. Rastgele söylüyorum, 40 bin dolar. O zaman bu hesaplamaya göre, bu da genel bir fiyat düzeyi olsun, Türkiye'ye ne hangisi denk gelir? 10 bin dolar. Almanya'daki 40 bin dolar kişi başına gelir, Türkiye'deki 10 bin dolar kişi başına gelir. Bu örneğimiz için söylüyorum. Verdiğimiz bu örnek için söylüyorum. Ha böyle. Tabii ki böyle değil. Bakıyoruz. Benzer bir şey 2011'de Türkiye için yapılmış. Türkiye'de cari, yani satın alma gücüne bakılmaksızın hesaplanmış dolar cinsinden kişi başına gayri safi yurt içi hasıla 10.498 dolar. Ama satın alma gücü paritesi göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin kişi başına geliri 16.885 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Bu tabii neye göre yapılmış? Muhtemelen Amerika'daki fiyatlara göre yapılmıştır. Amerika'ya göre yapılmıştır arkadaşlar. Veya alınabiliyor mu bilmiyorum, dünyadaki genel fiyat ortalaması. Ama buradan bu sonucu çıkarabiliriz. Türkiye'nin cari olarak kişi başına geliri 10.498 dolarken 2011 yılında, aynı yıl 2011 yılda satın alma gücü paritesine göre hesapladığımızda da Türkiye'nin kişi başına gelirin 16.885 dolar olduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar, konumuzun devamında insani gelişme endeksi var ve karşılaştırması var. Bunu okuduğunuzda bence rahatlıkla anlayabilirsiniz. Biraz süremizi aştık. Onun için burayı bir okuyun. İnsani gelişme endeksi, burada bir tablo var. O tablo nasıl karşılaştırılmış, bunu da incelerseniz bugünkü dersimizi tamamlamış oluruz. Bugünkü anlattıklarımızla ilgili herhangi bir soru var mı? Hayır. Teşekkür ederim. Yok. Ben teşekkür ederim. Her ne kadar sizleri göremesem de siz beni gördünüz. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.